Arkadaşlar merhabalar. Polinomla ilgili bir tekrar testi çözeceğim size. En baştan söyleyeyim ama konuyu bilmek gerekiyor. Aşırı zor sorular çözeceğim için ya da böyle anlamayacağınız yerler yaptığım için değil. Ama burada polinomla ilgili bilgiler versem de arada bazı şeyleri hatırlatsam da konuyu hiç bilmeyen arkadaşlar, konuyu çok az bilen arkadaşlar önce konuyu lütfen halletsin. Sonra bu testi evet geçebilirsiniz. Ben yine de tavsiyemi söyleyeyim. Bir soru bankasından en az çözmüş olduysanız daha faydalı olacaktır test. Bakalım ilk soru derece sorusu. Zaten her şeyden bahsetmeye çalışacağım burada. Derece px artı 3 çarpı q kare 1 eksi x kare eşittir 11. Derece x küp çarpı p kare 1 eksi x çarpı q 2x 11 verilmiş. Px eksi q kare x polinomunun derecesi kaçtır diye soruyor. Polinomlarda arkadaşlar derecelerde şunu söyleyeyim en başta bakın. Siz bir polinom aldığınız zaman x artı 3 polinomunun derecesi de 1'dir. X artı 100'ün derecesi de 1'dir. Dolayısıyla polinomda bize sabitin bir katkısı olmaz derece namına. Ya da bir polinom verdik size px eşittir x eksi 2 olsun. Px artı 2 de gördüğünüz gibi x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam x olur. Haliyle içindeki katsayı, içindeki sabit terim değiştiği sürece de yine derece değişmeyecek arkadaşlar. O yüzden bu polinomla bu polinomun derecesi aynıdır. Yeter ki içerideki derece değişmesin ya da yeter ki buradaki sabitler olsun, bunlar yine değişmesin. Dolayısıyla sabit sayının katsayının dereceye katkısı yok. Bu şekilde söyleyeyim. İster içeride olsun, ister dışarıda olsun. Böylece derece px neyse arkadaşlar, derece pax artı b de aynı şeydir. Haliyle şunu söyleyebiliriz o zaman. Bu derecelerde sabitleri hiç görmeyin. Kafanızı durduk yere karıştırmasın. Bu şekilde gösterdim bakın. Aslında bir nevi derece px çarpı q kare x kare. Eğer derece arkadaşlar böyle olursa ya da böyle olursa fark etmez. İster bu derece içeride olsun, ister dışarıda olsun. Her türlü derecenin derecesi çarpılır. Üstün üstü çarpılırdan geliyor. Bakın qx'in şöyle bir polinom olduğunu düşünün. Uyduruyorum sadece. X üzeri 4 olsa siz qx kareyi yapmak için x gördüğünüz yere ne yazarsınız? X üzeri 2. Böylece x üzeri 8 olur, değil mi? Ya da siz q kare x deseniz bu yine x üzeri 4'ün karesi olacaktır. X üzeri 8 olacaktır. Bir şey değişmiyor bakın. Üstün üstü çarpılır. Dolayısıyla ben şimdi p'nin derecesine p diyeyim. Q'nun derecesine q diyeyim arkadaşlar. Px'in derecesi p. Q kare x kareye dikkat et. 4q. Neden? Q'nun bir kendi derecesi var zaten. X üzeri q gibi de düşünün burada kafanız karışırsa. Üzerinde bir 2 var. Üzerinde bir 2 daha var. Ne olur? Üstün üstü çarpılır arkadaşlar. P artı 4Q eşittir 11. Derece soruları zor değildir ama kafanız karıştığında hep şöyle düşünebilirsiniz. QX polinomu derecesini bilmiyor musun? Aslında bu X üzeri Q'ya benzer. PX polinomu derecesini bilmiyor musun? X üzeri P'ye benzer deyip soruda değer verebilirsiniz böylece kendiniz. Yine bakın burada sabiti sileceğim arkadaşlar. X küp çarpı P kare, pardon sabiti sileceğim derken X'i sildik. Burada 1 ve eksiyi sileceğim. Yine katsayının hiçbir katkısı yok. Onu sileceğim. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir polinom var x küp. Bir polinom var p kare x. P kare x'ten başlayalım. Ne olacak o zaman demin dediğim gibi? Üstün üstü çarpılır. 2p arkadaşlar. Q'ya geliyorum. Qx'e geldiğimiz zaman o zaten kendi halinde. Artı q diyeceğiz. Şimdi x küp için ne yazacağız arkadaşlar? Artı 3. Neden? Kenarda hemen bir örnek göstereyim size bakın. X küp çarpı x üzeri p. P'nin derecesini bilmiyorum ya. Üstün üstü çarpılır. Tabanları aynıysa üstler toplanır. Bu iki bilgi yeterli aslında derecede. Burada da tabanları aynı olduğu için çarpma işleminde ne olacak? Üstler toplanacak. 3 artı p oldu. Haliyle burada da x küp çarpı p kare dediği için x üzeri p'nin karesi ya da işte aynı orada qx dediği için x üzeri q dersin. Böylece q artı 2p artı 3 olduğunu görmüş olursun artık. Bundan sonra mevzumuz ne olacak? Standart yaptığımız her zaman gibi toplama çıkarma. 2p artı q eşittir. Öbür tarafa atarsak 8 olacak 3'ü çıkardığımızda. Buradan da eksi 2 ile çarpayım. Şu p'ler gitsin. Eksi 8 q daha eksi 7 q.
Sonra eksi 22, 8 daha eksi 14. Böylece Q'nun derecesi 2 oldu. Q'nun derecesi 2 olduğu için P'de ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Bundan sonra artık şunu söyleyebiliriz. P zaten derecesi 6 oldu. Sonra arkadaşlar bir de dikkat etmemiz gereken mevzu ne? Q'nun derecesi 2 idi ama artık 4 oldu. Fark ve toplamda arkadaşlar büyük olanın derecesi dereceye eşittir. Bu yüzden 6 gelir. Geldik ikinci soruya. Px'in x küp eksi 1 ile bölümünden kalan 2x kare eksi x artı 1 olduğuna göre Px polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan kaç nedir demiş. Şimdi burada bir polinom bölmesinde arkadaşlar ben şunu tavsiye ediyorum. Polinom bir bölen polinomu, bir bölüm polinomu, ona da R diyelim. Bir de kalan polinomu var. Aynı bildiğiniz matematikteki bölme işlemi gibi. O yüzden yazarken şöyle yazın. Px bölen, bölüm ve kalan formatında yazmak biraz kafanızın karıştığı sorularda etkilidir. Dolayısıyla burada da Px eşittir. X küp eksi 1 bölen. Bölümümüzü bilmiyoruz. Bir orada Rx diyelim. Artı kalan ne verilmiş? 2x kare eksi x artı 1. Şimdi bizden ne istiyor? X kare artı x artı 1 ile bölümünden kalanı istiyor arkadaşlar. Bakın x küp eksi 1'in çarpanlarına ayrıldığında ne olduğunu biliyoruz. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olduğunu biliyoruz. Haliyle burada bizi kurtarıcı bir durum olacak. Biz bir polinomda bir şeye bölerken, x eksi 2'ye bölerken normal ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. İşte x eksi 2 çarpı x eksi 6'ya bölerken ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Buraya 2 diyoruz, buraya 6 diyoruz. Ayrı ayrı 2 ve 6 veriyoruz. Çarpanlarına ayrılmazsa ne yapacağız? Çarpanlarına ayrılmazsa arkadaşlar en büyük dereceliği yalnız bırakacağız. Yani öbür tarafa attığımızda x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazacağız. Dolayısıyla x kare gördüğünüz yere eksi x eksi 1 yazarsanız bakın burası ne oluyor? Arada artı var. X artı 1. Bakın eksi x artı x eksi 1 artı 1. Komple burası 0 yapıyor. Sıfırla bunları çarparsak bunlar da gidiyor. Böylece bakın böyle karalayayım burası 0 oldu. Burada da x kare gördüğün yere hemen eksi x eksi 2 eksi 1 yaz. 2 eksi x eksi 1 eksi x artı 1. Böylece eksi 3x eksi 2 artı 1 daha eksi 1 oldu. Gördüğünüz gibi bu polinomda arkadaşlar x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmuş olduk. Yapmamız gereken bu. Evet, sorularda bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? Hatırlayalım yine. Böleni sıfıra eşitliyoruz. Böleni sıfıra eşitlememizin sebebini de konu anlatımında bahsettiğim için bir daha girmeyeyim arkadaşlar oraya. Biraz burada hani ezberci davranıyoruz gibi oluyor ama neyse yine de içime sinmedi söyleyeyim. Basit bir şey üzerinden göstereyim ama niye bir polinomu işte bir şeye bölerken onu sıfıra eşitliyoruz. Bakın şimdi bir polinom olsun. X eksi 2 ile bölelim. Kalan bilmiyoruz işte kalanı bulacağız. Örnek bu polinomda x kare eksi 5 polinomu olsun. Şimdi siz x kare eksi 5'i x eksi 2 ile böldüğünüzde bir bölüm elde edersiniz bir de bir kalan. X kare eksi 5'e bakın şimdi dikkat edin. X kare eksi 4 eksi 1 diye yazabilirim. Burada da x eksi 2 çarpı qx olarak duruyor bölüm. Kalanı bilmiyorum yine. Şimdi x kare eksi 4 x eksi 2'ye tam bölünür. Doğru mu? Hatta x kare eksi 4 x eksi 2'ye bölersek bölüm ne olur? X artı 2 gelir. Kalan ne geldi? Eksi 1. Bunu böyle ben her seferinde uzun uzun yapıyor muyum? Hayır. Zaten bölen şeklin veya sayının içinde olduğu için bunu gidip sıfıra eşitlersen zaten hakikaten bak 4'ün karesi daha doğrusu 2'nin karesi pardon. 4 eksi 5'ten istediğin kalanı elde ediyorsun. Bu biraz böyle ezbere yaptığınız bir şey gibi olsa da temel bölme mantığına dayanıyor. 49 sayısının sen 6 ile bölümünden kalanın tabii ki 1 olduğunu biliyorsun. Ama 48, 49 sayısını 48 artı 1 diye yazarsan aslında 48 zaten 6'ya tam bölünüyordur. Bir nevi onun yerine ben 0 yazıyorum. Dolayısıyla kalan sayı hakikaten kalan olmuş oluyor. Temel bölme mantığını polinomlarda da kullanıyoruz. Ama bazen bu polinomda siz ezber yapmayı biraz daha mecbur hissettiğiniz için kendinize devam edebilirsiniz. Bir mahsuru yok. Yani yine aynı yere varıyoruz. Sadece gıcık bir soru olursa bu formatta yazmaya dikkat edin. Şimdi
Px bir polinom olmak üzere Px çarpı Px eksi 1 eşittir 4x kare eksi 12 2x artı c olduğuna göre c nedir diye sorulmuş. Derece sorusu arkadaşlar bu. Derece derken hani derece yapma sorusu değil. Polinomda derece kısmı ile ilgili. Demin söylemiştim, bir polinomun siz içinin katsayısını ve sabitini değiştirdiğiniz sürece derece değişmez. Ne değişmesi lazım? Derecenin değişmesi lazım. Burada içeride sadece katsayı değişmiş. O zaman bu polinom kaçıncı derecedense Px eksi 1 de o derecedendir. Ve iki polinomu çarptığınız zaman derecelerin toplamı olur. Şimdi bunların dereceleri aynı. Çıkan sonuç kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. O zaman düşünelim. Polinom kaçıncı dereceden olmalı? Birinci dereceden. Çünkü birinci dereceden bir polinomla birinci dereceden bir polinomu çarptığınızda bakın ikinci dereceden bir polinomu elde edersiniz. Tabanlar aynı, üstleri toplama mantığından dolayı. Haliyle Px polinomu birinci dereceden bir polinomsa böyle yazılır. Px eksi 1 o zaman ne olur? A çarpı x eksi 1 artı b. Böylece bu da ax eksi a artı b olur. Artık bunları çarpacağız hiç üşenmeden. Ax artı b ile ax artı b eksi a'yı çarpacağız şimdi. Çünkü polinom eşitliği var burada mecburen artık. A kare x arkadaşlar. Sonra b ax. Sonra eksi a kare x. Burada bir tane daha b ax. Sonra b kare. Sonra da eksi ab. X kareli terimler var mı? Şurada a kare x kare olacaktı. X kareli terim bir tek a kare x kare var. O zaman a kare x kare kaça eşit olmalı? 4x kareye. A kare x kare eşittir 4x kare. Buradan a 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Polinomla ilgili pozitif negatif bir şey dememiş. O zaman biz ilk önce a'yı 2 kabul edelim bir. A'yı 2 kabul edersek arkadaşlar burada yerine yazalım x'li terimlere. BA yani 2B. Yerim yetmedi, rengi değiştireyim o yüzden. Şöyle nereye yazayım, nereye yazayım? Bir boşluğa yazayım. Şöyle arkadaşlar 2BX bunu yazdım. Sonra burası eksi 4x. Sonra burası yine 2bx arkadaşlar. Başka da x'li terim yok. Böylece x parantezinde 4b eksi 4 neye eşit oldu? Eksi 12x'e. Buradan da 4b eksi 4 eksi 12 geldi. B arkadaşlar kaç yapıyor? Eksi 2. B'yi de böylece eksi 2 bulduk. Şimdi sıra c'ye geldi. C'li terimimizde neye eşit? Sabit olan b kare eksi ab'ye eşit. O zaman onun için de renk değiştireyim. B kare eksi AB C'ye eşit. Sabitlerde sabite eşit olacağı için. B'yi ne bulduk? Eksi 2 karesi 4 yapar. A'yı ne bulmuştuk? 2. B'yi de eksi 2 bulduğumuz için çarpımları eksi 4 olur. Bir de artı koyarsak 8 eşittir C oldu. Şıklarda olduğu için A eşittir eksi 2'yi denememize gerek kalmadı. Yani C kaçtır demek yerine C kaç olabilir demek daha mantıklı aslında burada. Dördüncü soru gerçekten güzel bir soru. Ben mümkün olan bütün tekrar testlerine bu soruyu koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Belki göre göre alışmışsınızdır ya da başka bir yerde benzerini görmüşsünüzdür ama gerçekten güzel bir yorum var. Bu soruyu mesela bir durdurup denemenizi tavsiye ederim açıkçası. Şimdi Px polinomunun Px eksi 1 ile bölümünden kalan Ax eksi 4 deniyor. Px eksi 1 polinomunun da Px ile bölümünden kalan 2x artı b deniyor. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Bir polinomu içindeki katsayısını değiştirmezseniz polinomun derecesi zaten değişmiyor. Hatta baş katsayısı da değişmiyor. Örnek Px polinomu x kare olsun uydurdum. Px eksi 1 polinomu ne olur? X kare eksi 2x artı 1. Yine başlangıcı nedir? X kare. Bir yere bağlayacağım şimdi. Ama siz Px polinomunu x kare derken P2x'i sorsanız ne oluyor bak 4x kare. Demek ki polinomun içindeki katsayı baş katsayıyı etkiliyor. Dolayısıyla burada Px polinomuyla Px eksi 1 polinomunun dereceleri de aynı, katsayıları da baş katsayıları da aynı arkadaşlar. Faydası nedir? Şimdi biz ne demiştim ben size? Bir polinomu bölme sorusunda biraz kafa karıştırıcı geliyorsa şu formatta bir yazmak lazım. Bölen, bölüm, kalan. Kalan neymiş? Ax eksi 4. Sonra px eksi 1'i de yine px'e böldüğümüzde bilmediğimiz bir bölüm var. Aslında bileceğiz onu birazdan. 2x
artı b olacak. Şimdi burada ne yapmalıyız? R'yi bilmiyoruz, T'yi bilmiyoruz. Üzerine A'yı bilmiyoruz, B'yi bilmiyoruz ki bizden zaten A ve B'yi istiyor. Şimdi bu kurtarıcı bilgiyi kullanayım size. Polinomların dereceleri aynı ve polinomların baş katsayıları aynıysa birini diğerine böldüğünüzde bölüm 1 gelir. Göstereyim gerçekten bakın. Siz x kareyi x kare eksi 2x artı 1'e bölseniz örnek olarak en büyük dereceliyle en büyük dereceliyi bölmüyor muyduk düz bölme işleminde? O zaman 1 yaptı işte. Sonra kalanı boş ver. Salla gitsin. Kalanı buluruz zaten. Ya da tersinden x kare eksi 2x artı 1'i siz x kareye bölseniz yine bölüm 1 yapmayacak mı en büyük derecelileri böldüğümüz için? Bu kaçıncı dereceden polinom olursa olsun baş katsayıları aynı olan ax üzerine nokta nokta bir polinomu ax üzerine nokta nokta bir polinoma bölerseniz 1 ile başlamak zorundasınız. Dolayısıyla aslında belki de tıkandığınız yer olan şu rx ve tx arkadaşlar direkt temiz bir şekilde 1 ve 1. Haliyle o zaman burada soru artık bitti. Niye biliyor musunuz? Taraf tarafı topladığınız zaman bunlar gider. Taraf tarafı topladığınızda px'ler birbirini götürür. 0 eşittir x parantezinde a artı 2 ve b eksi 4 olur. 0 olduğu için x diye bir şey yok. A eksi 2. 0 olduğu için b diye bir şey yok. Sabit yok daha doğrusu. Buradan da b mecburen 4 olmalı. A artı b de gördüğünüz gibi 2 geldi. 6. soru. Px bir polinom olmak üzere px küp artı px kare. X üzeri 6 artı x üzeri 4 artı 2'ymiş. Şimdi bir polinom arkadaşlar, dikkat edin, derecesini bilmiyoruz. Yani uyduruyorum, x üzeri p gibi bir polinom. Üzerine 3 yazarsanız derecesi 3p olur. Üzerine 2 yazarsanız derecesi 2p olur. 3p 2p'den büyüktür. Haliyle büyük olanın derecesine eşittir. Sağdaki taraf. Neden? Toplamda ne diyoruz? Toplamın derecesi büyük olanın derecesine eşittir. Böylece artık şunu söyleyebilirim. Demek ki bu polinomun derecesi arkadaşlar 3p eşittir 6'dan. İkinci dereceden bir polinommuş bu. Tamam mı? Böylece ikinci dereceden bir polinom ne olur? Ax kare artı bx artı c olur. Hemen yerine yazalım. X küp yazarsak px küp ne gelecektir? A x üzeri 6. X gördüğüm yere x küp yazıyorum. Bx küp artı c. Sonra px kare x gördüğümüz yere x kare yazarsak ax üzeri 4 artı bx kare artı c. Topladığımızda bir tane ax üzeri 6 var. Bir tane ax üzeri 4 var. Bx küp var bir tane. Sonra bx kare var. Bir de iki tane c var. Şimdi arkadaşlar ax üzeri 6, x üzeri 6. Buradan a 1 oldu. Ax üzeri 4, x üzeri 4. Zaten a'yı 1 olarak söylemiştik. X küplü terim yok. O zaman bx küp arkadaşlar buradan mecburen b 0 olacak. Hakikaten o zaman bx kare diye x kareli terim de yok. 2c de sabit sayı olduğu için c1 oldu. Demek ki polinom neymiş? Px eşittir x kare artı bir polinomuymuş. Bize px polinomu ile ilgili bir sürü şey sorabilirdi. Ben buradan p1'i, p5'i, p6'yı da bulabilirdim. Ama sadece derece soruyor. Derecesi 2. Ben zaten o dereceyi en başta buldum arkadaşlar. Şurayı yaptığım zaman gereksiz bir yol olarak algılamayın. Çünkü soruların çoğunda polinomun derecesini sormayacak sana. Diyecek ki P3 nedir? O yüzden şöyle hani buraları tarayayım. Bu yaptığım yer evet soruyla ilgili değil. Soru tam şurada bitti. Ama göstermem gereken yerlerde sarı yerler arkadaşlar. Başka bir soruda kullanacaksınız onu. Sonuçta tekrar yapıyoruz. Px baş katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden bir polinom olmak üzere. P eksi 2, P eksi 1 sıfıra eşitmiş. Güzel. Bakın şimdi. Burada iki tane size polinomun kökünü vermiş arkadaşlar. Bu köklerden biri eksi 2, biri eksi 1. Polinom kaçıncı dereceden? 3. dereceden. O zaman bu polinomda katsayılar muhabbetinden gitmem de şuradan giderim artık. Bir polinomun kökleri yeterince verilmiş. Yani 3 kökün ikisi verilmiş. Daha ne olacak yani deyip böyle üçüncü kökü bilmiyorum. X eksi k derim. Buradan da px olur. Peki k'yı nereden bulacağız? Onun için de bilgi vermiş işte sana. Katsayılar toplamı demek x gördüğümüz yere 1 yazmamız demekti. A çarpı 3 çarpı 2 1 eksi k katsayılar toplamı 0'mış.
K o zaman buradan ne olmak zorunda? 1 bu çarpımın 0 olması için. Baş katsayısı zaten verilmişti. O da eksi 1 olarak böyle dursun. Bundan sonra polinom arkadaşlar ne geldi? X artı 2, X artı 1 ve X eksi 1. Bir de baş katsayımız var eksi 1. Sabit terim neydi? X'e 0 ver. Eksi 1 çarpı 2 çarpı 1 çarpı eksi 1 arkadaşlar. Böylece sabit terim 2 oldu. Px polinomunun x kare artı 5x ile bölümünden kalan 4 eksi 7x'miş. Buna göre Px'in x artı 5 ile bölümünden elde edilen kalan nedir diye soruluyor bize. Polinomda bölme sorularında bir kere daha söyleyeceğim bıkmadan. Bölen yaz. Bölüm yaz. Bölümü bilmiyorsan mecburen böyle yaz. Kalan verilmişse böyle, yoksa zaten sen kendin yazmalısın. Şimdi bundan sonra ne deriz arkadaşlar? X artı 5 ile bölümünden kalan demek normalde bunu sıfıra eşitlemek değil mi? Yani x gördüğün yere ne yazmak demek? Eksi 5 yazmak demek. Sen zaten şu denklemde eksi 5 yazınca 25 eksi 25'ten direkt sıfırlanıyor. Burada da x gördüğün yere eksi 5 yazarsan 35 artı 4'ten 39 oluyor ki işte senin istediğin kalan böylece bulunmuş oluyor. Bu soruda dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, yine şöyle göstereyim. X kare artı 5x zaten x artı 5'i kapsayan bir polinom. X artı 5 zaten x kare artı 5x'e bölündüğü için soruda yine x artı 5 gördüğümüz yere 0 yazınca rahat geldi, bir sıkıntı olmadı. O yüzden sorularda denklemler arasında ilişkilere de lütfen dikkat edin. Bu soruda da arkadaşlar güzel bir soru, klasik bir soru ama çözelim. Px polinomu verilmiş, x eksi 3 ile bölümünden bölüm ve kalan. Sonra Qx polinomunun bu sefer x artı 1 ile bölümünden kalan verilmiş. Bize Px polinomunun x eksi 3 çarpı x artı 1 ile bölümünden kalanı soruluyor. Şimdi bir kere normalde Px polinomu sorulmuş bize. Bir önce böyle yazalım. İşte Tx artı kalan da Ax artı B. Bu sorulan. Verilen ne? Dikkat et şimdi. Px polinomu bir x eksi 3 ile bölünüyor. Bölüm Qx geliyor. Kalan da eksi 4 geliyor. Sonra Qx polinomu veriliyor. Bu da x artı 1 ile bölünüyor. Ne hikmetse acaba neden böyle verilmiş? Bilerek verilmiş. Bölüm işte bir Rx olsun arkadaşlar. Burada da kalan ne geliyormuş? 2. Ben ne yapacağım o zaman? Qx gördüğüm yere şu ifadeyi yerleştireceğim. En başta şey ortada bakın. Qx gördüğüm yere bunu bir yerleştireyim bakayım ne geliyor. Px x eksi 3 çarpı x artı 1 çarpı Rx artı 2. Böyle bir yapalım. Sonra şurada zaten bu kalan eksi 4 olarak duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık Px dağıtırsak x eksi 3 çarpı x artı 1 çarpım halinde olduğu için Rx x eksi 3, bir de burada 2 ile çarparsak 2x eksi 6 eksi 4 var en sonda da. Dikkat edin, sorunun bana sorduğu yere geldik, fark ettiniz mi? Px polinomunun x eksi 3 çarpı x artı 1 ile bölümünden, Px polinomunun x eksi 3 çarpı x artı 1 ile bölümünden. Burası bakın. Bölüme Tx demiştik, artık Rx oldu, fark etmiyor, orada harf önemli değil. Kalanı soruyordu bana. Ax artı b. Kalan geldi işte. Böylece 2x eksi onu kendiliğinden bulmuş olduk. Özel bir şey yapmadım. Sadece bölme algoritmasını yazdım arkadaşlar burada. Bakın bölme kuralını yazdım. Soru kendiliğinden geldi. Ekstra bir şey yapmadık. Zaten dediğim gibi sorularda biraz gıcık geldiğinde şu bölen, bölünen, bölüm mantığını yazmamız, kalan mantığını yazmamız bizim için çok değerli arkadaşlar. Bu şekilde bakın, yani ilk etapta böyle sıkıntılı gibi görünen bir soruyu rahatlıkla halletmiş olduk. Sorular arasında lütfen ilişkileri anlamaya çalışın. Polinom genelde biliyorum öğrencilerin biraz daha zorlandığı bir konu. Ezbere de fazla kaçıldığı için işin özü de bazen sıkıntıya giriyor. İlişki kurmanız da zorlaşıyor. Ben yaptıktan sonra bir daha kendiniz deneyin. Yöntemleri biraz anlayıp kendiniz sonra yapacağınızı düşünüyorum açıkçası ben.
Çok böyle kara bir tabloda çizmek istemem polinomla ilgili. En nihayetinde bir süre sonra soruların hepsinin birbirine benzediğini görüyorsunuz. Benim çözdüğüm soruların da benzerlerini zaten kitaplarınızda da göreceğiniz için artık göre göre alışırsınız. Bazen sıkıntı yaşadığınız konularda arkadaşlar ilk başta neyse ya bu böyleymiş deyip kabullenip sonra anlama kısmına geçmek daha mantıklı olabilir. Çok ısrar etmemek lazım yani nereden geliyor nereden geliyor diyene kadar sonra o ezber sorular da gidiyor. Bu sefer konuyu hiç anlamadığınızı düşünüyorsunuz. Bakalım şimdi polinom verim x kare eksi x artı 2 çarpı px polinomunun terimlerinden biri x küptür. Px polinomunda derecesi 1 olan terimin katsayısı derecesi 2 olan terimin katsayısından 3 fazladır. Buna göre Px polinomunda derecesi 3 olan terimin katsayısı kaçtır demiş. Bunu bir kendiniz deneyin bakalım. Ne düşüneceksiniz arkadaşlar? Çünkü bir yorum yapacağız. Bu Px polinomu arkadaşlar kaçıncı dereceden polinom verilmiş mi? Hayır, verilmemiş. Sadece çarpımın terimlerinden birinin x küp olduğunu biliyoruz. Nasıl yorumlayabilirim? Kaçıncı dereceden bir polinom olduğunu bilmiyorum. Ancak soruda arkadaşlar şunu düşünebiliriz. Bizden x küplü terimi istiyor. O zaman polinomun içinde px polinomu isterse 100. dereceden denklem olsun. Beni ilgilendirenler şunlar olur. 3. dereceden olan bir denklem kısmını düşünürüm. 2. dereceden olan kısmını düşünürüm. Tamam mı? X kübü elde etmek için çünkü x kare ile bir x çarpılır. Bir eksi x ile bir x kareli terim çarpılır. 2 ile de bir x küplü terimi çarparım. O yüzden x küplü terime ihtiyacım var. X kareli terime ihtiyacım var. Sonra arkadaşlar x kübü elde etmek için birinci dereceden kısma ihtiyacım var. Böylece o da b artı 3 çarpı x'miş. Çünkü birinci dereceden denklemin ikinci dereceden olanın 3 fazlası olduğunu söylüyor katsayısının. Peki bu 10. derecedense soruya katkısı olmayacak. Çünkü sen x üzeri 10 ile neyi çarparsan çarp x küp elde edemezsin. Ya da bu soruda px polinomunun sabitini yazmadınız ama hocam belki sabit var. Ne olacak ki? Diyelim 4 olsun sabiti. 4 ile burada hangisini çarparsan çarp x küplü bir şey elde ediyor musun? Hayır. O zaman ben de bu hakkımı kullanarak sadece px polinomunun böyle nokta nokta önünde ne olduğu ilgilendirmiyor. Nokta nokta sonunda ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Çarpımda x küp elde edebileceğim dereceli katsayılarını aldım şimdi. Böylece bu polinomda dediğim gibi bir polinom bu upuzun olabilir. Kaçıncı dereceden olduğu beni ilgilendirmiyor. Böyle yazdım. Devamında da işte bir sürü şey olabilir. Bunları çarptığımızda öyle bir şeymiş ki x küp sonra devamında ne olduğu beni yine ilgilendirmiyor. X küplü bir terim varmış. Haliyle o zaman ne olacak? X kare ile neyi çarparsam x küplü bir şey elde ederim. B artı 3'ü. B artı 3 x ile x kareyi çarparsak b artı 3 x küp olur. Sonra arkadaşlar eksi x ile neyi çarparsam x küp elde ederim. Bx kareyi çarparsam böylece eksi bx küp olur. 2 ile neyi çarparsam x küp elde ederim. Ax kübü. Buradan da ax küp çarpı 2 oldu. Şimdi x küplü terimler neler oldu? Eksi b artı b artı 3 artı 2a. Burada da neye eşit olmalıymış? X kübe haliyle katsayı 1 olmalıymış. B'ler birbirini götürdü. A da buradan arkadaşlar ne gelmiş oldu? Eksi 1. Böyle güzel bir yorum yapmış olduk derece ve katsayılarla ilgili. X artı 4 çarpı px eksi 1, px artı 1 artı x küp eksi 2x olduğuna göre px eksi 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Yine bunu bir deneyin arkadaşlar. Şimdi iki tane polinom var. Yani burada ilk önce neyi görmemiz lazım? X gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Burayı sıfıra eşitliyoruz çünkü bölme işlemi. Böylece px eksi 1 polinomunun böleni, pardon, kalanını bulmak için eksi 2 eksi 1'den p eksi 3'ü bulmam lazım benim. Şimdi soruda p eksi 3'ü bulmalıyız arkadaşlar. Siz şöyle yaparsanız, burada x gördüğünüz yere eksi 2 yazarsanız 2 çarpı p eksi 3 eşittir p eksi 1 eksi kaç yazmıştık? Eksi 2 yazmıştık yerine. Eksi 8 artı 4 oluyor. Şimdi burada ben p eksi 1'i bilmediğim için p eksi 3'ü de bulamayacağım. Ancak sağ taraftaki px artı 1'i de p eksi 3 yazabilirim. Sonuçta ben burada sizden
illa px eksi 1'i p eksi 3'e dönüştürmenizi istemiyorum ki. Ben sizden p eksi 3'ü bulmanızı istiyorum. Burayı p eksi 3 bulmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 4. Böylece 0 olur sol taraf. Ve normalde p eksi 5'i bilmem lazım ama zaten sıfırla çarptığım için orası bir işime yaramayacak. Böylece p eksi 3 x gördüğümüz yere eksi 4 yazmıştık. Eksi 64 artı 8. Gördüğünüz gibi p eksi 3 öbür tarafa attığımızda 56 oldu. Hedef ne? P eksi 3'ü bulmak. İster sol tarafta yaz, ister sağ tarafta yaz. Böylece soru güzelce gelmiş olur. 12. soruya bakalım şimdi. 12. soru rahat bir soru. Sadece bir kuralı hatırlatacağım. Px kare diye bir polinom verilmiş. Karşılığında da bir sürü bilinmeyen var. Px polinomunun x eksi a eksi b eksi c ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle. Siz bir polinomun için arkadaşlar x kare yazarsanız polinomun dışındaki terimlerin hepsinin dereceleri 2'nin katı olur. Örnek düşünün bakın kendiniz bir tane. Px polinomu şöyle x eksi 2 olsun. Siz burada x gördüğünüz yere px kare yazsanız x kare eksi 2 olmuyor mu? Ya da bir px polinomu düşünün. X küp eksi x kare eksi 6 olsun. X gördüğün yere sen x kare yazsan px karenin kübü px karenin karesi olduğu için hep bak 2'nin katı sayılar. Çünkü 2 ile çarpıyorum artık ben. O zaman burada arkadaşlar 2'nin katı olmayanların katsayıları 0 olması lazım. Yani a eksi 1 olur, b 2 olur, c eksi 3 olur. Lütfen bunların üzerine kafa yormaya çalışın arkadaşlar. Yani hazır ezberlerseniz a böyleymiş derseniz bazen çok zihninize oturmuyor açıkçası bu polinomda. Yalnız benim yaptığım gibi basit örnekler düşünürseniz daha kolay anlayacağınızı ve oturacağını düşünüyorum bu kısımların. Yoksa gayet basit. Ezberi sevenler için de söyleyeyim. Mevzu nedir? Siz böyle px üzeri n'li bir polinom yazarsanız buradaki derecelerin hepsi n'nin katı olur arkadaşlar. Böyle. Tamam mı? Bu şekilde. Dolayısıyla 2'nin katı olmayan üsleri sildim. a-1, b2 ve c-3 geldi. Polinomun artık x artı 1, eksi 2 artı 3. Yani x eksi x artı 2 ile bölümünden kalanı soruluyormuş. Polinomu önce yazalım artık. Px kare polinomu 2x üzeri 4 artı x kare şeklinde bir polinom oldu. Başka hiçbir şey kalmadı. Ne yapmamız gerekecek şimdi burada? X gördüğümüz yere eksi 2 yazmalıyız. Ancak burada px kare eşittir 2x üzeri 4 artı x kare var ya, bu polinomu px yapmak çok basittir. Siz x kare, burası da bakın dikkat ederseniz x karenin karesi, burası zaten x kare. Haliyle x kare gördüğüm yere x yazarsam px eşittir 2x kare artı x olacaktır. Hatta fonksiyondan biraz yorum yapılarak söyleyeyim bakın. Px kare gördüğün yere t yaz. Pt eşittir 2t kare artı t oldu. Böylece bunun yerine de artık geri x yazabilirsin. Bu hakkın var. Sonuçta değişken bunlar. Eksi 2 yazdığımızda da p eksi 2 eşittir 8 eksi 2'den 6 gelmiş oldu. Temel fonksiyon bilgileri bakın çok değerli. Sonuçta polinom özel bir fonksiyon. Px artı 1, x küp eksi 2, x artı 1 olduğuna göre p2x eksi 2 polinomunun sabit terimi nedir diye sorulmuş. Basit bir soru. Sabit terim nedir? X gördüğümüz yere 0 yazmak. X gördüğümüz yere 0 yazarsak p kaçı bulmamız gerekiyor? P eksi 2'yi bulmamız gerekiyor. Böylece p eksi 2'yi bulmamız gerektiğine göre x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 3 yazmam gerekiyor tabii ki. Eksi 2 eksi 27 artı 6 artı 1 cevap eksi 20 gelmiş oldu. Sadece bir hatırlatma. Sabitlerim P 0 demek değil, x gördüğümüz yere 0 yazmak demektir. 15. soru yine bir derece sorusu. Px x kare artı 3'ün kübü verilmiş. Zaten burada arkadaşlar sabitin hiçbir önemi yok. Bu polinomun derecesi ne geliyor? 6 geliyor. Şimdi x üzeri 4'ten arkadaşlar derece 6 gelir. Hemen kenarda gösterelim bakalım. X üzeri 4 ile siz işte bir x üzeri a'yı çarpsanız ne elde edersiniz? Üste a artı 4. O yüzden çarpımda ne koyuyorduk araya? Artı koyuyorduk. Dolayısıyla 4 artı a. Şey 4 artı. Polinomun derecesi 6 olduğu için p polinomunun üzerinde 2 var. Sakın 6'nın karesi demeyin. 6 çarpı 2 demin söylemiştim.
Bir de üzerinde 3 var. Üstün üstü çarpılır. Böylece 18 çarpı 2'den 36 geldi. Araya koyuyoruz artı. Katsayının hiçbir katkısı yok dereceye. Q'nun derecesini bilmiyoruz. Q dersek üstün üstü çarpılır. O yüzden 3Q olacak. Böylece 52 oldu. 40 3Q eşittir 12. Böylece Q'nun derecesi neymiş? 4'müş arkadaşlar.